Keykubat'ın rüyası, bir milletin yolculuğunun hikayesi. Buhara'dan, Horasan'dan, Ahlat'tan yola çıkan Türklerin tarihe kayıt düştükleri en önemli şehirlerden biri burası. Alaaddin Keykubat'ın adıyla anılan Alaiye, yani Alanya. Orta Asya'dan Anadolu'ya kutlu bir devletle geldi Türkler. Çalan için değil, ganimet için de değil. At üstünde yaptıkları seferde aradıkları tek şey vardı. Adalet. Fethettikleri şehirlerin adlarını bile değiştirmediler. Devletlerine başkent yaptıkları Konya'nın adı İkonium'dan devşirildi. Prusa ve Konstantinopolis de öyle. Oysa bir aşkla gelmişlerdi Anadolu'ya. İlk vatanlarının hasretini yüreklerinde taşıyarak. Bu yüzden Anadolu'da karşılarına çıkan iki verimli nehre, Asya'da atlarını suladıkları, tarlalarını besledikleri Seyhun'un ve Ceyhun'un atlarını koydular. Zamanla Seyhan ve Ceyhan diye değişse de hafızalarında aynı kalmıştı. Sadece Seyhun ve Ceyhun nehirlerinde değil, dağların, tepelerin, şehirlerin adını da taşıdılar Anadolu'ya. Gaza için Asya'da toplanıp yola çıktıkları yerin adı Horasan'dı. Ahlat'ı fethettiler. Membiç'te Bizans zulmünden bunalan ve Alparslan ordularını şehirlerine davet eden Kürt kardeşlerinin yardımına yetiştiler. Bağdat'a ve Mezopotamya'ya davetle gittiler. Hakimiyeti zedelenen Abbas halifesinin arkasında sur olup dikildiler. Bizans İmparatorluğu'na karşı Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açtıktan sonra yeni bir yolculuk için bütün boylarıyla Erzurum'da toplandılar. Yola çıktıkları yerin adı Horasan diye toplandıkları bu yeni şehrede Horasan adını verdiler. Yönlerini renklerle gösterirlerdi. Kuzeye kara dedikleri için Anadolu'yu kuzeyden sulayan denize Karadeniz adını vermeleri bundandı. Batıyı ak, güneyi kızıl bilirlerdi. Akdeniz batılarına, Kızıldeniz güneylerine düştü. Doğu ise onlar için gök idi. Hazar Denizi'nin adı dillerine Gökçe Göl diye geçti. Peki şehirlerin içinde özel bir yere kurulan, özel bir isme sahip olan hangisiydi? Fatih'in ismiyle anılan, kuzeyde Karadeniz'le, güneyde Kızıldeniz'in kıyılarını birleştiren İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'in, muhteşem Süleyman Kanuni'nin ruhunu dinlendiren şehirler şehri neredeydi? İşte burası, Keykubat'ın rüyası, Alaiye. Uzmanların Alanya'daki tarihi kalıntılar üzerine yaptığı çalışmalar, şehrin tarihini milattan önce 17 bin yılına kadar uzandığını gösteriyor. Kurucuları ve ilk yaşayanların hangi tarihte buraya geldikleri ise tam olarak bilinmiyor. Pamfilya veya Klikya isimleriyle anılan bölgenin bilinen ilk adı Korikesyum. Bizans döneminde Kolonoros adını alan şehir, 13. yüzyılda Alaaddin Keykubat'ın fethiyle Alaiye olmuş. 1935 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından Alanya diye adlandırılmış. Alaaddin Keykubat'ın Alaiye rüyası, ağabeyi İzzettin tahttayken esir tutulduğu Malatya'daki Kezirpet mağarasında başladı. Ulu bir ses, bazı geceler tefekküre dalan Melik Keykubat'ın kulaklarına vuruyordu. Babası Gıyasettin Keyhüsrev'in sözleriydi işitti. Sefere çıktıkları bir gün, ordusuna hücum emri vermeden evvel evladını karşısına alan Sultan Gıyasettin, "Bak evladım," demişti. Genç ve azimli savaşçı Keykubat sözün devamını dikkatle dinlemişti. "Biz
Şeyh İshak'ın talebesiyiz. Çıktığımız bu seferde gayemiz daha fazla toprak almak ve daha çok insana hükmetmek değildir. Gayemiz Şeyh İshak'ın ilmini daha fazla insana ve daha geniş beldelere ulaştırmaktır. Zaferini bizden değil, Allah'ın yardımından ve niyetinin halis oluşundan bil. Keykubat'ın rüyası ağabey İzzettin'le giriştiği taht mücadelesiyle başladı. Mağluptu. Malatya'daki Kezirpert Kalesi'nde bir mağaraya kapatıldı. Her gece bir rüya görüyor, her rüyasından kanter içinde uyanıyordu. Mağaranın duvarlarına kazıdığı isimler vardı. Kendisini tutsak edip buraya bırakan ve ağabey İzzettin'le ittifak kuran beylerin adı. Bir de yeni bir devlet haritası çiziyordu. Kuzeyde Sinop'tan Karadeniz'e, güneyde Kalanoros'tan Akdeniz'e açılan bir ticaret ve refah ülkesi. Peki nasıl olacaktı? Beylerin Keykubat'ın kulağına fısıldadığı o cennet köşenin fethini Keykubat nasıl başaracaktı? Akdeniz'in en iyi korunan şehriydi burası. Kalesi, surları, burçları ve her sene sağlamlaştırılan ordusuyla Kalanoros adeta ulaşılmaz bir hülya gibiydi. Genç Keykubat'ın tutsak günlerini düşünün. Muhafızlarla korunan bu tenha mağarada ne bir yoldaş ne de bir kumandan var yanında. Çocukluğunda kulağına vuran sözler yankılanıyor bu mağarada. Her sabah ve her akşam. Geçmişi Keykubat'la konuşuyor adeta. En çok da babası Gıyasettin'in veziri Ahi Evren'in sözlerini duyuyor. Anadolu Selçuklu Hakan'ın oğlu Melik Alaaddin'i bir arkadaşıyla kavga ederken görmüş Ahi Evren. Alaaddin melikliğini diline dolamış. Kavgayı ayıran Ahi Evren Keykubat'ı karşısına almış ve bilgece konuşmuş. Atadan aldığın adı Alplik sanma, değildir. Alplik dilersen var git er dövüşü yap. Topuz vurmayı belle. Hele karındaşınla ettiğin dövüş kahramanlık değildir. Alp dediğin zalimin karşısında cengaverdir. Bu sesleri tekrar tekrar ezber ettiği bir günün sabahında Konya'dan yola çıkan Vezir Seyfettin Ayaba Kezirpert Kalesi'ne geldi. Alaaddin'e hüzünlü ama hüzünle birlikte müjdeyi de verecek bir haber getirmişti. 8 sene evvel Keykubat'ı bu kaleye hapseden Seyfettin Ayaba şimdi titreyen elleriyle Sultan İzzettin'in yüzüğünü Melik Alaaddin'e uzatıyordu. Sultan İzzettin vefat etmişti. Keykubat, kendisine saltanat yüzüğünün getirildiği sabahın gecesinde rüyasında bir müjde gördüğünü söylüyordu. Nurani yüzlü bir ihtiyar gelip onu ata bindirmiş, Halife Hazretlerinin hocası Sühreverdi'nin himmeti ve muhabbeti artık seninledir demişti. Bu rüyaya rağmen Seyfettin Ayabey'le gelen süvarileri görünce şüphelendiğini ve ümidi kırıldığı için bir beyit okuduğunu vezirlerine anlatmıştı. Alem beni keyhazin ve giryan buldu. Her şadi donundan teğeni üryan buldu. Her şam melamet beni gamgin gördü. Her supi beşaret beni giryan buldu. Zindanın kapısını aralayan vezir Keykubat'a taht yolunu açıyordu. O gün Türkler için Kalanoros'un kapısı da ardına kadar açılmıştı. Çünkü tecrübeli Selçuklu vezirlerinin Keykubat'ın kulağına fısıldadıkları ilk şey, o günkü dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Kalanoros'un fethiydi. Alaaddin, babasının ulu veziri Ahi Evren'in karşısına bir fatih olarak çıkmak istiyordu. Tüm şehirlerden daha mühim bir şehri fethederek. Doğudan yola çıkan Moğollar, bütün Türk illerini tarumar ederek Anadolu'ya ilerliyorlardı. Buhara, Horasan ve Ahlat'tan sonra sıra Erzurum, Malatya, Sivas, Kayseri ve Konya'ya gelebilirdi. Asya'nın kaleleri teker teker yıkılıyor, Türk boylarının canlarına kıyılıyor ama en önemlisi bütün kültür mirası Moğolların ayakları altında ezilip yok ediliyordu. Keykubat fethinden önce tedbir hamlesine girişti. Konya'nın
Kayseri'nin, Sivas'ın surlarını bir medeniyeti korumak için güçlendiriliyor, Moğollara karşı hem ordu, hem şehir, hem de halk savaşa hazırlanıyordu. Keykubad'ın ülkesi Moğol zulmünden kaçanlara kucak açmıştı. Karadan ve denizden Anadolu'ya kitleler halinde göç geliyordu. Horasan, İran, Azerbaycan ve Kafkasya'dan Selçuklu'ya sığınanlar arasında alimler, sanatkarlar, tüccarlar ve şairler de vardı. Kırım'dan yola çıkıp Sinop Limanı'na ulaşabilenler, Anadolu'nun kültür merkezlerini ihya etmek için seferber edilmişti. Antalya valisi Ertokuş Bey, bu hengame içinde huzuruna çıktığı bir gün Sultan Alaaddin'e rüyasını hatırlattı. Yani kalan orosu. Şayet fetih niyetinden vazgeçmişse bilmek istiyordu. Sultan her gece aynı rüyayı görenin gündüzünde onu unutamayacağını söyledi. Başkentte gece ve gündüz fetih için çalışma yapılıyordu. Kılıçlar bileğleniyor, yürekler pişiriliyordu. Daha da önemlisi, Keykubad kalan orosu denizden de kuşatmak için donanma hazırlıyordu. Fakat Bağdat'tan İslam halifesinin gönderdiği elçi planları değiştirdi. Ataları Tuğrul Bey'in halife tarafından Bağdat'a, Sultan Alparslan'ın Kürt beyleri tarafından Membiç'e davet edildiği gibi, Alaaddin Keykubad da halifenin çağrısıyla ordu kurmaya girişti. Halife Nasırlı Dinillah, Moğolların Herzemşah ülkesini aldıktan sonra Bağdat'a geleceklerini, bu sebeple askeri yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Keykubad, Anadolu'nun en önemli sipahilerinden 5000 askeri, bir yıllık erzakları ve silahlarıyla birlikte Bağdat'a gönderdi. Bahattin Kutluca idaresindeki ordu, Malatya, Harput, Mardin ve Musul hükümdarları tarafından sevinçle karşılandı. Nihayet Erbil hükümdarı Gökbörü, halifeye Keykubad ordusunun geldiği müjdesini verdi. Ve nihayet, takip eden kış mevsiminde Keykubad rüyasından uyanmak ve gördüklerine kavuşmak niyetiyle emir yayınladı. Askerlerin toplanması ve Kalanoros seferine çıkılması için fermanları yazdırdı. Ülkenin dört bir tarafına ulaklarıyla haberler ulaştırdı. Uç bölgelerdeki komutanlar ve askerler kutlu bir yürüyüş için yola çıktılar. Antalya'da Ertokuş Bey'in emrindeki deniz kuvvetleri de sefere katılıyordu. Kalanoros hem denizden hem karadan kuşatılıyordu. Keykubad ordusuna üç koldan saldırı emri verdi. Bir grup karadan saldırıyordu, diğerleri ise denizden gelip sahildeki muhafızları yok etmeye çalışıyorlardı. Üçüncü ve en önemli kolun görevi ise doğrudan kaleye sızmaktı. Ve onlar da işte burada. Denizden kaleye yaklaştılar. Kale komutanı Kirfart, şehri vermek niyetinde değildi. Burada kendisi, Alara Kalesi'nde ise kardeşi direniyordu. Keykubad rüya içinde bir rüya görüyordu. Namazını kılıp fethin nasip olması için Allah'a dua etmiş ve sonunda uyumuştu. Rüyasında siması güzel, melek yüzlü bir kişi kulağına şiir gibi birkaç cümle fısıldadı. Ki intunt dizra diğer barnist, kesire beru desti peykarnist, ve likan cihan aferin yari tust, çunin diz griften hem eskari tust. Melek yüzlü Keykubad'a müjde veriyordu. Bu yalçın kaleyi kimse alamadıysa fetih sana nasip olacak. Timsahın denizden karaya çıkması gibi askerler deryadan savaşırsa Allah'ın yardımıyla bu tahtgah bu suretle açılacaktır. Kuşatma beklenenden uzun sürdü. Şehrin kaleleri dirençliydi. İskender'den beri farklı güçlerin ellerinde kalan surlar son fatihine kolay teslim olmuyordu. Alaaddin Keykubad emirlerinin kuşatmadan vazgeçmeye niyetlendiği bir günde büyük bir saldırı emri verdi. Kale çevresinde ve limanda tekbir sesleri yükseliyor, emirlerinin söylediği gibi karıncalar ejderhaya dönüşüyor, mancınıklar surlara ateş ve gülle yağdırıyordu. Nihayet iki ayın sonunda Kirfart'ın direnci zayıfladı. Daha evvel tanıştığı Antalya valisi Ertokuş Bey'e mektup yazan Kirfart, komşuluk hakkı olan sultanla konuşmasını ve hayatını bağışlamasını istedi. Keykubad ise
Kirfat'tan sadece kaleyi ve şehri istemiyordu. Bir şartı daha vardı. Kızını da nikahını alıp evlenecekti. Kral teslim olmuştu. Askerler silahı bırakmıştı fakat Kirfat'ın kızı barış şartlarını kabul etmiyordu. Kalenin dışında gelecek haberleri bekleyen Kekubat, uzun müzakerelerden sonra gelinin şartlarını kabul ederek son sözünü söyledi. Artık Kalanoros şehri, kalesi ve kralın kızı Kekubat'ın olmuştu. Kirfat, kaleden çıkıp sultanın otağına geldi. Diz çöktü ve özür diledi. Selçuklu sultanı sancağıyla birlikte nekkareler, zurnalar ve boru sesleri eşliğinde şehre girerken halk onu ve sancağını selamlıyordu. Kekubat kaleye çıktı ve ilk seferinde kendisine zafer nasip ettiği için Allah'a şükranlarını sundu, dua etti. Beylerini toplayıp buraya bir cami yapılmasını, çan sesi yerine ezan sesi yükselmesini emretti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Kekubat'ın babası Gıyasettin Keyhüsrev, Şeyh İsa'nın en samimi bağlılarından biriydi. Oğlu Kekubat henüz melikken ona bir nasihatta bulunmuştu. Sultan Gıyasettin'in evladı olmak, Şeyh İsa'nın müridi olmaktan üstün değildir evlat. Bunu unutmayasın. Kekubat, babasının nasihatını hiç unutmadı. İlk fetih sonrası Alaiye'ye hemen bir cami yaptırdı. Alaaddin Camii. Şehri teslim alan Sultan Kekubat, yeni bir ferman yayınlayarak mimarların ve ustaların yeni bir şehir inşa etmelerini emretti. Ve Kalanoros'ta Türklerin iskanı için ilk adım atıldı. Şehrin artık yeni bir ismi vardı. Kekubat'ın adına ithafen kucaklaştığı isim Alaiye. Alaiye'de 12 kapılı bir saray yapıldı. Surları ve burçları inşa edildi. Başkent Konya'daki burçların sayısı kadar burç inşa edilmesi, Kekubat'ın Alaiye'ye duyduğu muhabbetin de nişanı oldu. Ahmedek'te yani iç kalede inşa edilen burçlara kapı ve sarnıç kitabelerinde de Alaaddin'in ismi kazındı. Alaaddin Camii'nin bugünkü ismi onun açtığı yoldan yürüyen başka bir Fatih'in adını taşıyor. Kanuni Sultan Süleyman asırların yükünü taşıyamayan cami yıkıldıktan sonra onu yeniden yaptırdı. Belki de bize Selçuklu'nun Anadolu'da attığı temeller üzerine daha güçlü ve daha büyük bir imparatorluk kuran Osmanlıları hatırlatmak istiyor. Artık sultanın ve haliflerinin kışlık merkezi Alaiye olmuştu. Şehir, konaklar, medreseler, hamamlarla süslenmiş, adeta yeniden inşa edilmişti. Antalya ile Alaiye arasındaki kervansaraylarla tüccarlar için güvenli ve bereketli bir yol kurulmuş oldu. Alanya, Selçuklular için sadece bir askeri üs değil, aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkeziydi. Burayı ziyaret eden dünyaca ünlü seyyah İbni Batuta, şehirde Türkmenlerin yaşadığını, Mısır, İskenderiye, Şam gibi yerlerden buraya tüccarların geldiğini yazıyor. Sultan Kekubat'ın Alanya'ya verdiği önemle birlikte, birçok bey ve tüccar da Alanya'ya konaklar, medreseler inşa etmiştir. Fakat şehir daha çok ticaret hayatıyla ön plana çıkmıştır. Alara Han, Şerefsah Han gibi birçok hanların ve kervansarayların yapılmış olması, Alanya'yı Mezopotamya tüccarları için vazgeçilmez bir liman şehrine dönüştürmüştür. Anadolu'yu bir kale gibi düşünün. Bu kalenin doğudaki kapısından Sultan Alparslan girmişti. 150 yıl sonra ise güneydeki kapısını onun izinden giden gaziler ve Sultan Kekubat zapt etti. Alaaddin Kekubat'ın Alanya'yı fethi, Türklerin denizcilik tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Limanda ikmal edilen tersanede gemi inşaatına başlayan Selçuklular, Akdeniz donanmasını tam olarak burada kurdular.
Osmanlıların ünlü denizcisi Piri Reis, Alanya Limanı'nda 5 tersane olduğunu yazıyor. Sultan Keykubat'ın ve Selçukluların hazinelerinin de Alanya'da saklandığı biliniyor. Asırlar boyu at üstünde aşkla yol tutan Selçuklular, şimdi denizlerde yeni bir sayfa açacaklar. Sinop'ta Karadeniz donanması, Alanya'da ise Akdeniz savaş gemileri. Konya ve Kayseri'yi surlarla çevreleyen Keykubat, bütün bir Anadolu'yu kuzeyden ve güneyden muhafaza altına aldı. Alanya, Orta Çağ'ın en önemli merkezlerinden biriydi artık. Tüccarların, seyyahların, sanatkarların görmeden geçmedikleri bir şehir olmuştu. İbni Batuta'dan Evliya Çelebi'ye, hatta Marco Polo'ya kadar birçok seyyah dünya seyahatlerinde Alanya'ya uğramayı vazife bilmişlerdi. Sultan Keykubat, Alanya'yı fethettikten sonra şehrin batısındaki Alara Kalesi'nin de alınmasını emreder. Kale yüksek bir tepede, Alanya'ya ulaşan deniz ve karayolunu kontrol eden en önemli mevkidedir. Kirfart'ın kardeşi tarafından idare edilen kaleye askerleri sevk eden Keykubat, çok geçmeden kalenin kumandanının hastalığa yakalandığını öğrenir. Kale, büyük bir çatışmaya lüzum kalmadan teslim alınır. Alanya'nın fethi, Alara Kalesi'nin teslim alınmasıyla tamamlanmış olur. Alara Kalesi. Keykubat'a Akdeniz'in incisi diye anlatılan şehirler şehri, Konya'dan sonra Anadolu Selçuklularının göz bebeği Alanya. Bugün surları, burçları, hanları, kervansarayları, camileri ve medreseleriyle bir hikayeyi hatırlatıyor. Sultan Keykubat'ın rüyasını. Fetih. Caminin kitabesine sultanın ismi kazınmıştı. Ama fethi getiren Keykubat'ın yüreğinde yazan nasihatta saklıydı. Gıyasettin Keyhüsrev sefere çıktıkları bir gün evladı Keykubat'a fethin sebebini şöyle anlatıyordu. Bu zaferi sınırlarımızı genişletip daha çok insana hükmetmek için kazanmayacağız. Alaaddin, Şeyh İshak'ın bize anlattığı ilmi, öğrettiği adaleti daha çok insana ulaştırmak için kazanacağız. Unutma oğul. Bir sabah uyandığınızda Alanya Kalesi'nde bir geziye çıkın. Ertuğuş Bey'in gazilerinin yürüdüğü yollarda yürüyün. Sultan Alaaddin'in mimarlarının inşa ettiği yapılara dokunun. Bu limandan gelenlerin hislerini doldurun yüreğinize. Duyduğunuz ses, hissettiğiniz nefes, yüzlerce yıllık tarihten Alanya'ya kalmış bir miras, bir rüya, bir hayal. Keykubat'ın rüyası, Alanya'ya.